Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lutanitsa yapıyorum. Lutanitsa, Bulgaristan göçmenlerinin yaptığı çok güzel bir kahvaltılık. Ben malzemelerimi hazırladım. 1 kilo patlıcan, 1 kilo kapya biber, 3-4 adet havuç, 2 kilo domates, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı ayçiçek yağı. Ben domates almadım, domatesler güzel değildi. Onun için evdeki yaptığım domates sosumdan kullanacağım. Tarifime patlıcanlarımı közlemekle başlıyorum. Patlıcanlarımı közlemeden önce çatalla delikler açıp tepsime diziyorum ve 250 derecelik alt üst ayar fanlı fırına közlenmeye bırakıyorum. Patlıcanlarımın ardından kapya biberlerimi de çatalla delikler açarak tepsime dizdim ve 250 derecelik fanlı fırında onları da közledim. Biberlerimi de fırına verdikten sonra havuçlarımın kabuklarını soyup bir tencereye doğradım ve üzerini geçecek kadar su doldurup haşlanmaya bıraktım. Sizlere de muhakkak bu sosu denemenizi tavsiye ederim. Hem kahvaltılık olarak hem de makarna sosu olarak gayet lezzetli ve güzel bir sos. Patlıcanlarımı çıkarttım. Üzerine bir tepsi kapattım. Bir 10 dakika böyle kapalı bir şekilde bekletiyorum ki kabukları rahatlıkla soyulsun. Ve havuçlarım da daha iyice yumuşadıktan sonra havuçlarımı da rondodan geçirip incecik yapacağım. Patlıcanlarımı soyduktan sonra biberlerimi de hiç bekletmeden sıcağı ile soymaya çalıştım. Biraz ellerim yandı ama olsun, sıcağı ile soyunca güzel soyuluyor. Bir 5 dakika beklettim ama tamamen soğumamışlardı. Ben çekirdeklerini ayırmadan fırına verdim. Daha sonra aklıma geldi çekirdeklerini temizledikten sonra fırına vermek. Ama siz çekirdeklerini temizlemeden fırına vermeyin. Çekirdeklerini temizleyip fırına verirseniz daha rahat olur. Bir de biber seçimini yaparken biberler en büyüklerinden, etli olanlarından seçerseniz kabukları daha rahat soyulur. Biberlerimi de temizledikten sonra bütün malzemelerimi rondodan geçirdim.
Eğer rondonuz yoksa ince ince doğrayıp o şekilde pişirebilirsiniz. Blenderınız varsa blenderdan, pişirirken blenderdan geçirebilirsiniz iyice pişirdikten sonra. Bütün malzemelerimi rondodan geçirdikten sonra ocağımın başına geçtim ve sırasıyla tencereme ilk önce yağımı ilave edip sonra domates sosumu ilave ettim. Ben domates sosu olarak 500 gramlık kavanozlardan 1,5 kavanoz domates sosu kullandım. Tencereye yağı alırken ocağımı açtıktan sonra kamerayı açmayı unutmuşum. Yağımı aldım ve üzerine 1 kavanoz 500 gramlık kavanozlardan domates sosu ilave ettim ve kaynamaya bıraktım. 1 kavanoz sonra gözüme az geldiği için yarım kavanoz daha vardı 500 gramlıktan açılmış olarak. Onu da ilave ettim ve kaynamaya bıraktım. Suyunu çekip katı bir kıvam alana kadar kaynattım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kaynattım ve bu şekilde kaynadıktan sonra kaynarken kapağını kapalı tuttum. Dibinin tutmaması için sık sık 2-3 dakikada bir karıştırdım. Bakın bayağı suyunu çekti. Şimdi sırasıyla kapya biberlerini. Kapya biberlerini de biraz kaynasın. Bu arada karıştırmayı unutmayalım. Bir de kapaksız asla bırakmayalım. Bakın nasıl sıçrıyor, görüyor musunuz? Kapya biberi attığım zaman daha çok sıçramaya başladı. Domates iken o kadar sıçramıyordu ama yine de sıçıyor. Onun için çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim eğer denerseniz. Ve de altını kısın eğer karıştıracağınız zaman kapağını açarsınız. Bakın böyle. Bu şekilde biraz kapya biberlerle kaynasın ama ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Dibini tutabilir. Ben ara ara karıştırıp 5 dakika kapya biberlerle karıştırdıktan sonra patlıcanlarımı ilave edeceğim. Ve patlıcanlarımla da 5 dakika kaynadıktan sonra havuçumu ilave edeceğim. Şimdi kapağını açacağım. Kapağını açarken altını kısıyorum ve bu şekilde sıçramayı önlüyor. Önlüyoruz. Kesinlikle kapağını açmadan önce altını kısın. Şimdi patlıcanlarımı ilave ediyorum. Ve patlıcanlarımı da ilave ettikten sonra iyice kıvam alana kadar kaynamaya bırakıyorum. Böyle suyunu iyice çekene kadar. Ekmek üzerine sürülebilecek kıvama gelene kadar şu anki buradaki kokuyu size göndermek isterim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir kahvaltılık bu. Sizler de mutlaka yapın. En azından deneyin. Evlerinizde.
Şimdi bir 5 dakikada patlıcanlarla kaynatıp ardından havuçlarımı ilave edeceğim. Havuçlarımla da bir 5 dakika kaynatacağım ve 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave etmek istiyorum. Kaya tuzu ilave edeceğim ben. Ve şimdi en son aşama, havuçlarımı da ilave edip tekrar kaynamaya bırakacağım. Bir yemek kaşığı toz şekerimi de ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. Ve bir 10 dakika kaynatacağım bu şekilde. Arkadaşlar, rondodan çektiğim son kıvam bu şekilde. Gerçekten tadına baktım. Çok lezzetli oldu. Altını kapatmayınca kesinlikle doldurmaya çalışmayın. Kaynar kaynar altını kapattıktan sonra doldurabilirsiniz. Hep bütün malzemelerle yarım saat kaynıyor. Bayağı bir başında bekledim. Sizler de mutlaka deneyin derim. Ben kavanozlara doldururken biraz daha bir 10 dakika daha kaynatıp kavanozlara doldurmaya geçiyorum. Evet, altını kapattım. Şimdi doldurmaya başlıyorum. Ara ara karıştıralım. Yoksa yanabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Benim 350 cc'lik kavanozlarımla 7 kavanoz kahvaltılık sosum geldi. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.